Selamun Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. İngiliz milletvekillerinden hükümete Uygur çağrısı. İngiliz milletvekillerinden hükümet Uygurlara yönelik politikası nedeniyle Çin'e karşı tedbir çağrısı. Bir grup İngiliz milletvekili hükümete Uygurlar başta olmak üzere Müslüman topluma yönelik muamelesi nedeniyle Çin'e karşı daha sert tedbirler almaya çağırdı. Söz konusu tedbirleri arasında kış olimpiyatları boykotu, pamuk ticaret yasağı ve yurt dışına kaçan Uygurların sığınmacı statüsünde istisnaların sağlanması yer alıyor. Vekiller, İngiltere'nin özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gözlemcilerinin Doğu Türkistan'a girişine izin vermesi için Çin'e diplomatik yollardan baskı yapmasını istiyor. Uygurlara hızlı sığınma süreci sağlanacak. Milletvekilleri ayrıca bölgedeki zulümden kaçanların siyasi sığınma sürecinin hızlandırılması adına batılı müttefiklerle oluşturulacak bir kutsal devletler koalisyonu kurulması çağrısı yaptı. İngiltere'de Parlamento Dışişleri Komitesi'nce yapılan ve aylarca süren soruşturmanın ardından Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı ve uygulamalarını soykırma olarak tanıyarak hükümeti Pekin'e yönelik baskıyı arttırmaya çağırmıştı. Nisan ayında alınan kararda Çin'in yaptıkları soykırma olarak tanınırken, hükümete Uygur Türklerini hedef alan eylemlerin durdurulması için harekete geçme ve Pekin'e yönelik baskıyı arttırma çağrısı yapılmıştı. Komite üyesi Ali Ciakernes raporun yayılmasından önce yaptığı açıklamada, Büyük AB siyasetinin zamanı geldi demişti. Pekin'in 2022 kış olimpiyatlarına yönelik tedbirler. Milletvekillerinin bir daha asla Birleşik Krallık'ın Doğu Türkistan ve ötesindeki zulümlere karşı hareket etme sorumluluğu adlı raporunda, bölgede yaşanan gerçekten korkunç suçların uluslararası bir harekete geçme çağrısı olduğu savunuluyor. Önerilen tedbirler arasında Başbakan Boris Johnson hükümeti, Pekin'in 2022 kış olimpiyatlarına ev sahipliği yaptığında sonuçlarla yüzleşmesini sağlamaya çağrılıyor. Komite bakanlarının ve ileri gelenlerin açılış ve kapanış törenlerine atlamasını, İngiliz işletmelerinin etkinliğe sponsorluk yapmaktan veya reklam vermekten caydırılmasını istiyor. Ancak Johnson, geçtiğimiz gün bu tür olası tedbirler hakkında soru sorulduğunda, çağrılara dikkate alacağını, ancak spor müsabakası boykotlarına içgüdüsel olarak karşı olduğunu söyledi. 7 ülke Çin'i soykırımcı ilan etti. Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulüm politikaları ABD, Hollanda, Kanada, Litvanya, İngiltere, Çek ve Belçika parlamentosu tarafından soykırım olarak kabul edildi. Ve daha pek çok ülke Çin'in eylemlerinden ciddi bir şekilde rahatsız olduğunu belirtti. Hemen bütün uluslararası kuruluşun gündemine giren Doğu Türkistan'daki insanlık dramı hala bazı ülke tarafından görmezden geliniyor. Ayrıca BM, AB, G7 ve NATO üye ülkeleri Çin hakkında ciddi endişe taşıdığını ifade ederken, Çin hükümeti dünya kamuoyundan toplama kampındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizliyor. Aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çırpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanları zoraki ifadeler vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Çin işlediği cinayetlerini inkar ediyor. Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre Pekin idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında 2 milyondan fazla Uygur Türk'ünü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Belçika Meclisi Uygurlar ciddi soykırım risk altında. Belçika Federal Meclisi Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin ciddi soykırım risk altında olduğunu ve Çin'in Uygurlara yönelik muamelelerinin insanlığa karşı suç olabileceğini belirten karar tasarısını kabul etti. Federal Meclis'teki tasarıya Çekimser Kalan İşçi Partisi dışındaki tüm siyasi partiler destek verdi. Tasarıda Uygurlara yönelik ciddi soykırım riski ve insanlığa karşı suç ifadelerinin yanı sıra Belçika hükümetinden Çin'e yönelik bazı talepler yer alıyor.
Bunlar arasında Uygurlara yönelik muamelelerin zorla çalıştırma, zorunlu doğum kontrolü ve zorla kısırlaştırma gibi uygulamaların kınanması, Uygurlara baskının bitmemesi halinde Çin'e yönelik yaptırımların genişletilmesi için Avrupa'nın yetkili makamlarına başvurulması maddeleri bulunuyor. Tasarıda müzakereleri tamamlanan ancak onay süreci askıya alınan AB-Çin yatırım anlaşmasının Çin'in insan hakları gibi yükümlülüklerine uymaması halinde Belçika tarafından onaylanmaması talebi de yer alıyor. Daha önce ABD yönetiminin yanı sıra Hollanda, Kanada, Litvanya, Çekya, İngiltere ve Litvanya parlamentoları benzer tasarıları kabul etmişti. İşimiz daha yeni başlıyor. Karar tasarısı Çin'in 22 Mart'ta bazı Avrupalı kişi ve kuruluşlara yönelik başlattığı yaptırımlara dahil olan tek Belçikalı milletvekili Samuel Jokalati tarafından hazırlandı. Yeşiller Partisi üyesi Jokalati tasarının kabulünün ardından yaptığı konuşmada Belçika'yı Çin'e karşı sessizliğin kıran ülkelerden biri yaptıkları için gurur duyduğunu söyledi. Jokalati, ama işimiz bitmedi, daha yeni başlıyor. Şimdi Çin'deki tüm zulmü bitirmek için elimizdeki tüm somut vasıtaları harekete geçirmeliyiz. Bunun için AB ile Çin arasındaki yatırım anlaşmasını dondurmalı, Çin ile suçluların iadesi anlaşmasını sonlandırmalı ve zorla çalıştırılan işçilerin ürettiği ürünlerin ithalatını yasaklamalıyız dedi. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım uygulamaları, Çin Komünist Partisi'nin son yıllarda uyguladığı Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı uluslararası kamuoyunun ise yeniden eğitim kampları diye tanımladığı toplama kamplarında Birleşmiş Milletler verilerine göre en az 2 milyon kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelere göre ise en az 8 milyon insan kendi rızası dışında dönüşümlü olarak zorla tutuluyor. Pekin yönetimi Doğu Türkistan'da kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerinin ne kadarının sosyal hayatı döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor. BM ve diğer uluslararası örgütler kampların incelemeye açılması çağrılarını yenilerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yapıyor. Ancak Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise sürekli olarak geri çeviriyor. Uygur çocukların tutulduğu kampların uydu görüntüleri sızdı. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'ın çeşitli kentlerde inşa ederek Uygur ailelerin çocuklarını yerleştirdiği yetimhaneyi andıran yatılı okulların sayısının hızla arttığı ortaya çıktı. Kaliforniya merkezli sivil toplum kuruluşu RAND'in çeşitli uydu görüntülerini analiz ederek yaptığı araştırmaya göre sadece Doğu Türkistan'ın Hoten kentinin Keriye ilçesinde yeni yapılmış 55 yatılı okul tarzı Çinleştirme kampları tespit edildi. Anne babaları toplama kampına götürülen küçük çocukların konulduğu yetimhanelerin inşa süreci ise Pekin yönetiminin toplama kamplarını inşasına başladığı 2017'deki aynı döneme denk geliyor. Batılı araştırmacılara göre yeni inşa edilen yatılı okullar Çin'in nesiller arası bölünmüşlük politikalarının bir parçası olarak görülüyor. İnşaat süreci yeni tespit edilen tesislerin çoğu 2017'de 6 aylık bir süre içinde inşa edilirken diğerlerinin inşasına 2019'da başlandığı öne sürülüyor. Fiziki özellikleri, yetimhane ya da yatılı okulların fiziki özellikleri birbirine çok benziyor. Bu durum inşaatların ya tek şirket tarafından yapıldığını ya da birden fazla şirkete aynı inşaat planının verildiği gerçeğini ortaya çıkarıyor. Tespit edilen binaların çoğunun yaklaşık 35 metre uzunluğunda ve 15-20 metre genişliğinde olduğu görülüyor. Önceki binaların ise 50 metre uzunluğunda ve 15-20 metre genişliğinde olduğu anlaşılıyor. Her tesiste bir oyun sahası ve zeminde renkli oyun hasırları bulunurken, binaların tamamının ortak yönü güvenlik yüksek duvarlarla çevrili ve tek giriş kapısına sahip olmaları. Temmuz ve Ağustos 2018'de yetkililerin Hoten'de 5000 Uygur çocuğu barındıracak şekilde 9 yatılı okul inşa ettiği ortaya çıkmıştı. Daha sonraki okulların ise her biri 100 çocuğu barındıracak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. İlk raporunu Nisan ayında yayımlanan RAND, araştırmasının karşılaştırılmalı bir raporlama olmadığını vurgularken, kuruluşun yayımladığı araştırma Doğu Türkistan'ın bir kentinin
sadece bir ilçesindeki yatılı okulun durumunu gözler önüne seriyor ve Doğu Türkistan genelinde 562.900 küçük çocuk için 4.387 yatılı okul inşa edildiğini belgeliyor. Ancak kuruluş 2017'de Doğu Türkistan genelinde 562.900 küçük çocuğun ailelerinden koparıldıktan sonra yerleştirileceği 4.387 yetimhaneyi andıran okulun inşasına başlandığı bilgisini de paylaştı. Aşağıda Hoten kentindeki 2017'de yapımı tamamlanan bir okul öncesi eğitim tesisinin fotoğrafı bulunuyor. İki katlı binanın tek giriş kapısı, yüksek duvarlar, dikenli teller, gözetim kameraları, ayrıca yönetim binası ve güvenlik nizamiyesi yer alıyor. Uydudan çekilen bir başka fotoğrafta ise yine Hoten kentinde yapımı 2017'de tamamlanan farklı bir yatılı okul yer alıyor. Ancak bu okulun bahçesinde oyun alanı ve renkli daire bulunuyor. Uydu görüntülerine göre Doğu Türkistanlı çocukların tutulduğu yatılı okulların 2 ya da 3 katlı oldukları anlaşılıyor. Kulelerinde bulunduğu süslü yapıların mimari özellikleri genellikle aynı. Bazı bölgelerde aynı yerleşkeyi üzerine iki benzer binanın inşa edildiği görülüyor. Keriye'de inşa edilen bir başka yatılı okulda renkli daireler, plastik oyun paspasları bulunmuyor. Bununla birlikte binanın iki tarafında posta pulunu andıran çıkıntılı kenarlar göze çarpıyor. Aktivistler 500.000 Doğu Türkistanlı çocuk ailelerinden alınıp yetimhanelere götürüldü. Yurt dışında yaşayan Doğu Türkistanlılar Çin yönetiminin 500.000 civarında çocuğu ailelerinden zorla alıp farklı kentlere inşa ettiği yetimhanelere yerleştirdiğini belirtiyor. Çin yönetimi ise bu merkezleri melek okulları olarak tanımlıyor. Ayrıca Doğu Türkistan Diyasporası ve Uygur Mahkemesi'nde ifade veren tanıklar ilgili uluslararası raporlarda çocuklarının ailelerinden alınarak Çin Komünist Partili yetkililerinin gözetiminde asimilasyona tabi tutulduğunu dile getiriyor. Uluslararası insan hakları örgütleri daha önce yaptıkları açıklamada çocukların ayda bir defa anne babalarıyla Weixin, Skype, Zoom ya da benzeri programlarla görüşmesine olanak tanındığı belirtilmişti. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.